Emeklilere yapılacak olan zamda emekliler ne kadar maaş alacağını merak ediyor. Ortalama kişilere 510 Türk lirası zam yapılacak. Emeklilere çifte müjde geliyor. 510 Türk lirasına kadar maaşa zam yapılacak ve emeklilere ekstra ödemelerde artış olacak. Birçok emekli zam artışının ne zaman geleceğini merak ediyor. Emeklilerin maaşlarında ortalama 510 Türk lirası kadar bir atış olacağı söyleniyor. SGK, Sosyal Sigortalar Kurumu, Bağkur ve memur emekli maaşlarına zam geliyor. Kişiler hem zam ücretlerini hem de zam ile orantılı ikramiye ücretlerini alacaklar. Emekliler büyük bir rahatlama yaşayacak. Enflasyon oranına göre %7,09 bir zam artışı bekleniyor. Bu oranın ortalama %5'inin maaşlara yansıması bekleniyor. Ek ödemelerdeki en yüksek sınır %5 olarak konuldu ek ödemelere %5 olarak oran konulması ile maaşlar büyük bir değişiklik gösterecek. Ek ödemeler ile beraber ortalama emekli maaşları 1500 Türk Lirası üzerinden hesaplanacak. 1554 Türk Lirası emekli maaşı alan kişiler 1664 Türk Lirası alacak. 1664 Türk Lirasından az maaş alacak olan kişilerde de yine %5'lik zam oranından faydalanacak. Kişilerin en düşük maaşı 1500 Türk Lirası olacak. En yüksek maaş tutarı ise ortalama 7184 Türk Lirası olacak. Her emeklinin maaşına ortalama 510 Türk Lirası verilecek. Zam oranlarının daha yüksek olması halinde kişiler 510 Türk Lirasından fazla zam alacak. Memur maaşları ise %7,09 gibi bir oranda maaş artışı alacak uzman maaşları da bu orandan etkilenerek değişecek. Uzmanlarda alt taban 2, 818'den maaşları 3017 Türk lirasına kadar artacak. Memurlar için ise 2155 TL'den 2307 TL'ye kadar maaşları artacak. Merkez Bankası'nın beklenti anketinde yer alan enflasyon tahminine göre, hem Sosyal Sigortalar Kurumu ve bakur emeklilerine hem de memur emeklilerine %7.09 zam bekleniyor. Maaşlar artacağı için bunun üzerinden %4-5 oranında hesaplanan ek ödeme tutarları da artacak. Ayrıca %5 ek ödemeden yararlanma sınırı da yükselecek. Eğer tahminler gerçekleşirse tüm emeklilere verilen ek ödemede %5 sınırı 1554 lira 72 kuruştan 1664 lira 95 kuruşa çıkacak. Buna göre maaşı 1664 liradan az olanlar %5, çok olanlar %4 ek ödeme alacak. Sosyal Sigortalar Kurumu ve Bağkur emeklilerine en az 1500 lira maaş ödenirken en yüksek maaşta ek ödeme dahil 7184 lira. Bu kazanç eğer %7.09 olursa 7694 liraya çıkacak. Buna göre emeklilerin gelirinde 510 lira seviyesinde artış görülecek zam oranı daha yüksek olursa artış miktarı da ona göre yükselecek. Artışlar maaşa göre değişiklik gösterecek. Emekli sandığı kapsamındaki emekli doktorlar, üçüncü bir artışı ilave ödemelerinde görecek. Memur maaş kat sayısında %7.09 artış yaşanırsa, aylık ilave ödeme uzmanlarda 2818 liradan 3017 liraya, uzman olmayanlarda 2155 liradan 2307 liraya çıkacak doktor vefat etmişse, ilave ödeme yakınlarına veriliyor. Emeklilere maaşın %4-5 oranında verilen ek ödeme için Türkiye Emekliler Derneği'nden TÜET, %8 ya da 10 olsun teklifi geldi. Talep hayata geçerse, gelirlerde 414 liraya varan artış olacak. Peki teklif kabul edilirse hangi emekli ne kadar maaş alacak tüm emekliler, her ay maaşlarıyla birlikte ek ödeme de alıyor. Vergi iadesinin yerine gelen ek ödeme maaşın %4 ü 5 i oranında oluyor. Maaşı 1554 liranın altında olanlara %5, üstünde olanlara %4 oranında ek ödeme veriliyor. Ancak emekliler bu oranın artık düşük kaldığını belirterek artırılmasını istiyor. Türkiye Emekliler Derneği'nin tüet teklifi oranın %8 10 olması yönünde. Bu talep hayata geçerse, emeklilerin büyük çoğunluğunun ek ödeme tutarları katlanacak. Emekliler maaşlarının %8-10 oranında ek ödeme almaya başlayacak. Sosyal Sigortalar Kurumu ve Bağkur emeklilerinin gelirinde oran %8 olursa 276,33 liraya, %10 olursa 414,51 liraya varan artış yaşanacak. 6908 lira 35 kuruş olan en yüksek maaş alan emekliye 276,33 lira yerine 552,66 ya da 690,84 lira ek ödeme verilecek. Emekliler için vergi iadesinin yerine getirilen ek ödeme uygulamasında mevcut oran %4-5 arasında değişiyor. Türkiye Emekliler Derneği ise bu oranın %10'a çıkarılmasını istedi talep, emekliye yüzde 4-5 seviyesinde verilen ek ödemenin artması. Gerekçe ise oranın yıllar içinde düşük kalması. Çalışanlar ve emekliler 2006 ya kadar harcamaları karşılığında fiş topluyor, bu fişleri zarflara işleyerek vergi iadelerini alıyorlardı. 2006 darafa kalkan bu sistemin yerine emekliler için ek ödeme, çalışanlar için asgari geçim indirme uygulaması getirildi emekliler için de ek ödeme oranı %4-5 olarak belirlendi. Türkiye Emekliler Derneği Başkanı Kazım Ergün, yıllar içinde asgari geçim indiriminin artırılarak memurun korunduğunu buna karşın emekliler için ek ödeme oranının sabit kaldığını söyledi. Ek ödeme oranı %10'a çıkarılsın, talebini şu örneği vererek anlattı. Diyelim ki 3000 lira emekli maaşı olan %4'ten 120 lira ek ödeme alıyor. %8, 10 noktaya taşırsanız 3000 maaş için 300 lira ek ödeme almış olur. Yaraya merhem olacak ekmeği, katı artmış olacak. Milyonlarca emekli ek ödeme, ikramiye zammı, 3 maaş avans ve intibak düzenlemesiyle ile ilgili son dakika gelişmelerini yakından takip ediyor. Yeni yılda zamlı maaşlarını alan emekliler bir yandan ikramiyeyi beklerken diğer yandan da Temmuz ayında yeni zamlarını bekliyor. Bu süreç içerisinde de bazı talepler ön plana çıkıyor. Emekliler taleplerini 10 maddede sıraladı. Talepler hayata geçtiği anda emeklilerin ek gelirlerinde artış yaşanacak. Aynı zamanda gelecek aylarda ödenecek ikramiyelerde bir artış olup olmayacağı da akıllarda bir soru işareti olarak yer ediniyor. Emekliler 10 talebini şöyle sıralıyor. Aylıklara yüzdeli zamlar yerine seyyanen zamlar yapılsın. 2000 yılı ve sonrasında emekli olanlar için de intibak düzenlemesi yapılsın. Memur emeklileri arasında da kurum kaynaklı emekli maaş farkı kapatılsın. Ek ödeme oranı artırılsın. Maaşın %4, 5inden %9, 10'una yükseltilsin ya da asgari geçim indirimiyle eşitlensin. Bayram ikramiyeleri yeniden belirlensin ve ardından da her yıl yeniden değerleme ölçütüne ya da enflasyona endekslensin. Aile yardımı çalışanlara yapıldığı gibi emeklilere de verilsin.